videoyu sonuna kadar izlersen sana hayatını, ömrünü nasıl israf etmeyeceğini anlatacağım. Nasıl güzel değerlendirebileceğini anlatacağım. Nasıl hayattan keyif alabileceğini, tat alabileceğini anlatacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlersen. Şimdi genellikle insanlar çaresiz kaldığı zaman önünde ne varsa onu değiştirmek istiyorlar. Örneğin diyor ki ben bu şekilde oturursam o zaman huzursuz olayım. O zaman şöyle oturayım diyor. Bu şekilde oturunca bu sefer orada bir hata görüyor. O onu huzursuz ediyor. Onu gidiyor değiştiriyor oradan. Kaldırıyor. Sonra orada bir değişiklik yapıyor. Burada bir değişiklik yapıyor. Huzura kavuşmak için etrafında ne varsa onları değiştirmeye çalışıyor. Tamam. Sen materyalleri değiştirebilirsin ama insanları değiştirmeye başlayınca veya insanları değiştirmeye kalkışınca onları değiştiremiyorsun. Çünkü öyle bir şey yok. Fakat bu zamana kadar sana ne öğretildi? Başkalarını değiştirebilirsin diye öğretildi, değil mi? Çünkü herkes birilerini değiştirmeye çalışıyor. Eğer uygun değilse, bana uygun değilse o zaman ben onu değiştireyim diye düşünüyor. Bununla alakalı bir hikaye anlatmak istiyorum. Akil bir adamın yanına genç bir delikanlı geliyor. Bana diyor nasihat verir misin? Öyle bir nasihat ver ki hayatımı israf etmeyeyim. Ömrümü zayi etmeyeyim. Ne dersin diye sorduğunda akil adama. Akil adam diyor ki bak diyor ben senin yaşındayken dünyayı değiştirmek istiyordum diyor. 22 yaşındaydım ve dünyayı değiştirirsem o zaman huzura kavuşurum diye düşündüm. Ve dünyayı değiştirmeye çalıştım. Zaman ilerledi. Ömrümü ziyan ettim, israf ettim, dünyayı değiştiremedim. Aradan ama 10 sene geçmişti. Sonra baktım ki dünyayı değiştiremiyorum. Boşuna da ömrümü zayi ettim, israf ettim. En iyisi ben yaşadığım ülkeyi değiştireyim diye gayret göstermeye başladım. Oraya enerji harcamaya başladım. Oraya gençliğimi harcamaya başladım diyor. Sonra yine aradan onlarca sene geçti. Yaşadığım ülkeyi de değiştiremedim. Şunu düşündüm, madem devleti değiştiremiyorum, o zaman yaşadığım şehri değiştireyim diye gayret göstermeye başladım. Sonra yine orada da başarısız oldum. Çünkü yaşadığım şehri de değiştiremedim. Sonra yine yaş ilerledi, zaman ilerledi, ömrümü zayi ettim, israf ettim, boşuna enerji harcadım bu kadar. Yaşadığım mahalleyi değiştireyim diye gayret göstermeye başladım. Onu da değiştiremedim. Bari şu evimin önünü değiştireyim dedim. Yaşlıydım ve camdan sürekli bakar etrafta geçenleri değiştirmeye çalıştım. Ya şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Öyle değil mi? Bazı yaşlı insanlar var, camdan bakarlar. Kendilerinde hiçbir kusuru yoktur. Ve etrafında ne varsa onlara çöpü kaldır, şunu yap, bunu yap diye emir dağıtırlar, değil mi? İşte ben de bunu yaptım diyor. Ama baktım ki bir şey değişmiyor. Yine huzura kavuşamadım. Sonra dedim ki bari ailemi değiştireyim. Ve çoluk çocukla uğraşmaya başladım. Onu değiştir, bunu değiştirmeye çalışırken yine bir şey yapamadığımı anladım diyor. En sonunda şunu öğrendim. Değiştirilmesi gereken tek kişi varmış şu dünyada. O da ben kendim. Diyerek kendi üzerime çalışmaya başladım ama zaman ilerlemişti. Ömrümü tüketmişim. O gençliğimi, o gençlikten gelen enerjiyi harcamışım. Bu zamana kadar yanlış yerden başlamışım. Şimdi bu yaşta öğrendim oğlum diyor. Gel ben sana bu tecrübeyi vereyim. Bu kazandığım tecrübeyi sen kullan. Yani bu yaşta başla sen. Kendi üzerine çalışmaya başla. Kendini değiştirmeye çalış. İlk önce kendini değiştir. Sen değişirsen ailen değişecek çünkü. Sen değişirsen çocuğun değişecek. Sen değişirsen eşin değişecek. Sen değişirsen annen baban değişecek. Sen değişirsen komşun değişecek. Komşun değişecek, çevren değişecek. Onlar değiştikçe mahalle değişecek, güzelleşecek, gelişecek. Mahalle güzelleşince, değişince yaşadığın şehir düzelecek. Yaşadığın şehir değişince yaşadığın devlet değişecek. Yaşadığın devlet değişmeye başlayınca, güzellikler yaymaya başlayınca yaşadığın dünya değişecek. Dolayısıyla gel sen
benim gibi ömrünü zayi etme. Gençken başla. Kendi üzerinde çalışmaya başla. Kişiliğini, şahsiyetini, karakterini güçlendirmeye çalış. Üzerinde çalışma yap. İradeni güçlendir. Disiplin öğren. Gel şimdi başla. Diyor o akil adam. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, şimdi herkese açık ve net söylemek istiyorum. Şu dünyada başkalarını değiştiremediğin için mutsuz olacaksın. Bu kesin. Oğlunu değiştiremedin, kızını değiştiremedin, eşini zaten değiştiremedin, değiştiremeyeceksin. Açık ve net. Boşuna enerjini tüketip oralara ömrünü israf etme. Boşuna hayal kırıklığına uğrayacaksın sonunda. Gel yanlış yerden başlamayı bırak. Bugünden itibaren karar ver. Kendi üzerinde çalışma yap. Kişisel gelişim yap. Kişilik gelişimi yap. Şahsiyet gelişimi yap. Kendini değiştir, dünya değişecek. Bu kesin. Sen değişirsen dünya değişecek. Sen değişmezsen hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü sen boşuna enerji harcarsan etrafındaki kişilere boşuna enerjini tüketirsen sonunda hayal kırıklığına uğrayacaksın. Bu belli. Kesin yani. Yani şu anda senin yaşadığın sorunların asıl kaynağı bu zaten. Bir düşünsene. Neden mutsuzsun? Neden hayal kırıklıklarına uğruyorsun? Neden üzgünsün? Neden anksiyete var sende? Neden korku var? Neden geleceğini göremiyorsun? Çünkü sürekli çevrendeki insanlar senin söylediklerini duyuyorlar ama yapmıyorlar. Buradan giriyor, bir taraftan çıkıyor. Bazen karşıdaki kişi odun gibi oluyor. Duyarsız davranıyor sana. Sana değer vermiyor. Sen de değersizlik sendromu yaşıyorsun. Mutsuzsun, huzursuzsun. Sebebi bu. Boşuna niye enerji harcıyorsun oraya? İlk önce kendi üzerinde çalışmaya başla, göreceksin. Sen değişmeye başladığın zaman çevrene yansıyacak bir enerji gibi yayılacak zaten bu. Senin kızın değişecek, oğlun değişecek, eşin değişecek, herkes değişecek. Annene, babana kadar herkes değişecek. Gel. Hayatı tekrar eline almak istiyorsan, tekrar huzurlu ve mutlu olmak istiyorsan, o zaman karar ver. Ben kendimi değiştireceğim de. Ben kendi üzerimde çalışma yapmaya başlayacağım de karar ver. Ve şimdi nereden başlayacağını bilmiyorsan, nereden hareket edeceğini bilmiyorsan o zaman bizimle iletişime gir. Hemen videonun altında form var. Formu doldur, gönder. Ben sana online görüşmede hedefine nasıl varacağını adım adım anlatırım. Senin hayatının değişmesi için nereden başlayacağını sana adım adım anlatırım. Onun için yapacağın tek şey bizimle iletişime gireceksin. Hemen videonun altındaki linke tıklayarak. Başarılar diliyorum. Hoşça kal.